Sevgili Afet, ben bir kadın olarak bu ara çok kafamı karıştıran bir şey var. Halbuki çok netti eskiden ama şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar iptali yapmış. Nedir bu kadın soyadı ile ilgili muammamız? Bize açıklasana. Aslına bakarsanız kadının soyadı ile ilgili Medeni Yasanın 187. maddesi kadın evlenmekle kocasının soyadını alır şeklindeydi. Evet, bizim mutat bilgimiz buydu. Ancak sonra yapılan düzenlemelerle kadın isterse nüfus müdürlüğüne başvurarak ya da evlendirme dairesindeki talebiyle eşinin soyadının önünde kendi soyadını kullanabilme hakkına sahipti. Anayasa Mahkemesi kadının evlenmekle kocasının soyadını alır maddesini iptal etmesiyle burada bir hukuki boşluk oluştu. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra yasa koyucunun yeni bir madde düzenlemesi yapması gerekiyordu. Ancak 28 Ocak tarihiyle yapılması gereken bu düzenleme yapılmadı ve şu an hukuki boşluk nedeniyle ortada bir belirsizlik mevcut. Şimdi ben evliyim. Soyadım mı değişecek? Burada Açelicim evli kadının yani daha doğrusu 28 Ocak'tan önce evlenmiş olan, evlilik aktini imzalamış olan kadının soyadında herhangi bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla da evlenmekle kocasının soyadını alır hükmü 28 Ocak'tan önce evlenenler için geçerliliğini koruyacak. Onlar yine eşlerinin soyadının önüne kendi soyadlarını da almak suretiyle isterlerse yahut sadece eşlerinin soyadını kullanmak suretiyle soyadlarını kullanmaya devam edecekler. Peki yeni evlenen kadının soyadı ne olacak? Yeni evlenen kadının ise artık yasada kadın evlenmekle kocasının soyadını alır hükmü yer almadığı için ve burada da bir hukuki boşluk olduğu için evlendikten sonra da taraflar kendi soyadlarını taşımaya devam edecekler. Aa, bir dakika dur ama dur. Düzenleme yapılmadı dedin. Düzenleme nasıl olmalı? Yani değişmesi mi gerek? Tabii burada şimdi 187. madde, Medeni Yasamızın 187. maddesi iptal edildiği için yeni bir soyadına ilişkin madde düzenlemesi yapılması gerekiyor. Aslında burada hep ortak akla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki yasalara baktığımızda ailelerin isterse ortak soyadı kullanabileceği, seçebileceği öngörülüyor. Bu ortak soyadı kadının soyadı da olabiliyor, erkeğin soyadı da olabiliyor yahut üçüncü bir soyadı da belirleyebiliyorlar. Ama ana kaide kadın evlendiğinde kendi soyadını kullanır, kullanabilir, bu onun hakkıdır. Erkek de kendi soyadını kullanır, kullanabilir. Ama eğer isterse her iki taraf da ortak bir soyadı alabilir. Yani şöyle söyleyebilir miyim? Yeni çiftlikte tanıştık. Biz dedik ki artık yeni çiftlik soyadını almak istiyoruz eşimle deyip ikimiz de mahkemeye başvurduğumuzda yeni çiftlik soyadını alabiliyoruz. Evet, aynen bu değişikliği yapabilirsiniz. Tabii siz geçmişte evlendiğiniz için bu değişikliği yapmak için bir mahkeme kararına ihtiyacınız olacak ve değişiklik için bu ortak soyadı anlamında eğer dediğim şekilde bir düzenleme yapılırsa siz bunu talep edebileceksiniz. Yahut yeni evlenen çiftler bu şekilde bir düzenleme yapılması halinde ortak soyadı olarak dediğin gibi belki tanıştıkları yerin belki de kendi belirledikleri ortak bir soyadını seçip kullanma hürriyetine sahip olabilecekler. Çocuklar bu soyadı seçmek zorunda mı kalacaklar ya da annesinin babasının ikisinden birinin daha önceden getirdiği soyattan birini alma hakkına sahip olacaklar mı? Çocuklarla ilgili husus çok önemli. Anayasa Mahkemesi'nin soyadıyla ilgili, kadının soyadıyla ilgili maddeyi iptal ettiğinde yapmış olduğum bir açıklama vardı. Kadının soyadına ilişkin bu maddenin iptal edilmesi, yani kadının evlenmekle artık kendi soyadını kullanabileceği hususu tek başına yeterli mi diye sormuştum o zaman. Çünkü çocuklar hala aile soyadı olarak babanın soyadını alıyor. Dolayısıyla aslında soy bağı hala babadan geliyor. Şimdi bu durumda kadın kendi soyadını kullansa da evlilik içerisinde doğan çocuk babanın soyadını alıyor. Tabii baba burada dediğim gibi bir düzenleme olur da ortak soyadını seçmez ise ya da ortak soyadı olarak annenin soyadını, kadın eşin soyadını kabul etmez ise dolayısıyla sadece 187. maddenin hep iptal olmasının yeterli olmadığını, soy bağının da babadan gelmesi yani soy bağına delalet eden çocuğun soyadının da babadan gelmesi, hükmünün de değiştirilmesi gerektiğini söylemiştim. Şu halde ne derseniz durum, şu halde 187. madde iptal olduğu için
kadın kendi soyadını kullanmaya devam edecek. 28 Ocak'tan sonra evlenen çiftler için söylüyorum. Erkek de kendi soyadını kullanmaya devam edecek. Bu evlilik içerisinde hala bir düzenleme yapılmazsa o zaman doğan çocuk babanın soyadını alacak. Şu an için mevcut durum bu. Ama dediğim düzenleme olursa yine çocuğun babanın soyadını alır maddesinin de değiştirilmesi çok elzem görülüyor. Kadının soyadı hakkı yönünde. Peki evlilikte 28 Ocak'tan sonra alınan kanundan sonra evliliklerde ayrılma durumunda eşin diğerinden soyadını alma talebi olabilecek mi? Yani geçmişte gördük, erkek soyadını verdiğinde soyadımı kullanamazsın dedi. Ya da hani az da görsek kadın soyadını aldığında soyadımı kullanamazsın gibi bir açıklama var mı yasada? Yoksa verenin hakkıdır ve ayrılınca geri alır mı diye bakacağız. Evet. Şimdi mevcut uygulamaya bakarsak çoğunlukla biz bunu anlaşmalı boşanmalarda talep ediyoruz ve diyoruz ki kadın eş erkek eşin soyadını kullanmaya devam etsin diyoruz. Buradaki aslında asıl menfaat kadının velayetine aldığı çocukla birlikte aynı soyadını taşımaya devam etmesi yönünde. Burada hakim eşten rıza sormuyor. Kadının boşanırken şu an mevcut durumdan bahsediyorum yine eşinin soyadını taşımayı talep etmediğini düşünelim. Bunu yine dava edebiliyor ve hatta nüfus müdürlüğünden de talep edebiliyor. Ayrıldığı eşinin soyadını taşımak istediğini, çocuğuyla aynı soyadı taşımak istediğini talep edebiliyor. Ama burada çok ince, çok enteresan bir nüans var. Bu da şu, boşanan kadın sadece tek bir soyadı kullanabiliyor. Dolayısıyla da yasa kadına şöyle bir hak veriyor. Diyor ki ya kendi soyadını kullanacaksın, kendi geçmişteki aile soyadını kullanacaksın yahut boşandığın eşin soyadını tercih edeceksin. Dolayısıyla evli kadın uygulamada, iptale kadarki uygulamada çift soyadı kullanabilirken aslında boşanan kadın sadece bu soyadlardan birini seçmek hakkına sahip. Burada tabii anlaşmalı boşanma davasında kadın eşinin soyadını kullanmayı arzu ettiğini söylememiş olabilir. Boşanma davasından sonra da yine bir dava açabilir ve eşinin soyadını kullanmayı talep edebilir. Burada tabii ortak menfaat çoğunlukla müşterek çocuğun olması. Bazen de kadının o soyadıyla iş hayatında ünvan yapmış olması, isim yapmış olması söz konusu olabilir. Burada eşin rızasına ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Nüfus müdürlüğüne karşı açılıyor bu dava. Ama eğer erkek soyadının iyi kullanılmadığını, kötü kullanıldığını düşünüyorsa bu soyadının kaldırılması için bir dava açabiliyor. İşte burada tek taraflı bir bakış açısı, yine erkek egemen bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Çünkü soyadı erkek verdiği için, ama kadın soyadı vermiş olsaydı zamanında gördüğümüz Tansu Çiller hikayesi gibi Özer Çiller'den Tansu Çiller almaya kalksaydı yine hukuk Tansu Çiller'in ismimi iyi kullanmadı demesini değerlendiriyordu, değil mi? Evet, burada dediğin gibi kadının soyadını vermesi söz konusu olmadığı için, erkeğin soyadını vermesi söz konusu olduğu için erkek bir nevi verdiği hakkı iyi kullanıp kullanılmadığını arama hakkına da sahip oluyor. Dolayısıyla yine kadın için de geçerli bu. Ataerkil anlayışın bir sonucu olduğunu, soyadının verilen, erkek tarafından verilen, bahşedilen ve ancak kötüye kullanılmazsa kullanılabilen bir hak olarak görüldüğünü görüyoruz. Yasanın aslında bu uygulamasıyla da. Dolayısıyla da yeni düzenleme aslında bunun önüne geçiyor. Çünkü 187. madde iptal olduğu için artık kadın evlenmekle kocasının soyadını alır maddesi yürürlükte olmadığı için doğal olarak her evli çift de kadın da erkek de kendi soyadını kullanacağı için hiç kimse bir diğerine soyadını vermiş olmuyor. Dolayısıyla da aslında bu söylediğimiz hususlar artık bir geçerlilik anlamı taşımıyor. Harikasın. O zaman ben diyorum ki iyi ki hukuk var, iyi ki sizin gibi değerli avukatlar var, adaletli ve daha hür insanlar olma yolunda yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de kadınlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Kendi soyadını taşımayı istemek bir şımarıklık, bir fantezi değildir. Kendi soyadını taşımak, kendi kimliğini korumayı istemenin en doğal sonucudur. Ve dolayısıyla da her kadın, her insan gibi kendi soyadını taşımayı, kendi kimliğini korumayı hak etmektedir. Peki sevgili Afet, burayı şuradan da anlatıp bitirmek istiyorum sorularımı. Çok sordum biliyorum. Nasıl ülkelerin sınırları varsa ve orada koruyucular varsa, sanki hukuk ve siz de bizim sınırlarımızı korumak adına bu açıklamaları yaptınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Sınırlar kişilerin kendi kişiliklerini koruyabilmeleri, sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri ve sağlıklı aileler, toplumlar yaratılabilmesi için en değerli unsurlar.